şey oluyor? Anne. Peri, git doktor çağır. Has. Baba. Bana bir hayat borçlusun sen. Sen bana çocukluğumu borçlusun. Sen bana sevmediğin her günü borçlusun. Gidemezsin bir yere. Ben senin hayatında o kadar önemli olmadım, hiç değilim. Sen öyle mi sanıyorsun? Sen kendini öyle mi kandırıyorsun? Ben babamı çok geç buldum. Şu an bunu sadece kendine değil, bana da yapıyorsun. Buna hakkın yok. Çok özür dilerim senden aldığım bütün güzel günler için ama ben sana babalık yapamadım. Elimden gelen bu kadardı. Daha fazlası elimden gelmiyor. Baba! Güneş bu halini görmek ister miydi? Benim kafam artık çok karışık. Ben bir şey düşünemiyorum ama ben şu an sana çok sarılmak isterdim gerçekten. Sana sarılıp öyle gitmek isterdim ama yapamam. Beni engelleyeceğini biliyorum. O yüzden bırak beni, ben gidiyorum. Yapma. Annem uyandı. Baba! Baba! Bak, güneşin uyanmış, bak! Yalan söylüyorsun, beni engellemek için yalan söyleme. Git buradan, beni böyle görmeni istemiyorum. Git buradan. Yalan söylemiyorum, bak. Yemin ederim, bak. Kızlar mesaj atmış, bak. Fotoğraf atmışlar bir, bak. Bak, gel gidelim hastaneye. Döndün ya. Döndün, bize geri döndün. Anneciğim, sakın bizi bırakma bir daha, olur mu? Canım annem benim. Çok güzelsin. Ne oldu bana? Bir kaza geçirdin. Bir araba sana çarpıp kaçtı. Ne zamandır bu halde? Anlatırız. Hepsini anlatırız. Sen biraz sakinlen. Yorma kendini anneciğim. Oku. Dersler ne oldu? Ne ders anneciğim? Nerede oldu kaza? Ne zaman? Anne. Sen şu an kendini nerede zannediyorsun? İsmi. Biz şu an İstanbul'dayız. Yaklaşık bir yıldır da burada yaşıyoruz.
Ayşe Hanım. Kızlar lütfen dışarı çıkın. Bizi yalnız bırakın. Lütfen hadi. Annem iyi. Çok şükür. Uyandı annem, uyandı. Mucize bu Nazlıcığım, geçmiş olsun. İyi annem, konuştu bizimle. Artık bitti her şey. Peki ne söyledi Nazlı? Biraz tuhaftı. Ama normal. Yani kafası karışık. Çok şey yaşadı sonuçta. Tabii ya. Ali. Yaşıyor mu? He? Yaşıyor Ali abi. Ha, yani peki nasıl, zihinden çıkma, uyandı mı? Uyanmış. Hadi git gör. Abla. Hadi git. Çok tuhaf hissediyorum. Yani böyle elinde çok önemli bir şey vardır. Kayıp gitmesinden korkarsın ya. Öyleyim sanki. Tamam işte bak, yasını tutuyordum, kavuştum. Sen neden yalnız bıraktın beni? Geldim ya. Annem konuşuyor biliyor musun? Ya dün gece neredeyse veda ediyorduk ona. Mucize gibi. Mucize? Ne söyledi? Yani kimin çarptığını falan görebilmiş mi? Yani daha yeni uyandı, sormadık öyle bir şey. Haklısın, özür dilerim. Girelim mi içeri? Kalabalık etmiyorum. Sen gir, ben geliyorum. Aşkım. Aşkım bir de. Şimdi gözlerine bakıyorum ya. Elini tutuyorum ya. Bana verilecek en güzel hediye. Benim yaşamamdan bile daha kıymetli. Aşkım. Aşkım beni duyuyorsun değil mi? Ben sizi tanımıyorum. Kimsiniz siz? Anne Haluk Bey. Haluk Mertoğlu. Gerçekten tanımıyorum. Aşkım. Benim ben. Kocanım ben senin. Ben evli değilim. Neredeyim ben? Kızlar bir şey söyleyin ne olur. Anneciğim İstanbul'dasın. Ne işimiz var bizim burada? Annem hatırlamıyor Haluk Bey. Biz evlendik. İzmir'den İstanbul'a geldik. Biz burada yaşıyoruz ya aşkım. Gerçekten ben tanımıyorum sizi. Bize bir müsaade eder misiniz? Ben kızlarımla bir baş başa konuşayım. Haluk Bey biz konuşalım. Anne, sen en son ne hatırlıyorsun? Sizin okul gezisi için izin istediğinizi. 2 yıl önceki Çeşme gezisi mi? Yeni oldu da. Siz benden izin istediniz. Ben yalan söylüyorsunuz. Sanıp okula gittim. Sonra? Sonra buradayım işte. Kızlar ne oluyor? Niye öyle bakıyorsunuz? Bir şey mi oldu? Annem. Tamam, yorma kendini. Eve gidince konuşuruz. Güneş Hanım amnezi denen bir olay yaşıyor. Geçici olduğunu düşünüyorum. Böyle hafıza kaybı yaşayan kişilerde yakın zamana ait hatıralar yok olur. Hatta kişi, gün, ay veya 1-2 yıl öncesine dair olayları bile hatırlamayabilir. Annem 2 sene öncesinden bahsediyor. Geçecek mi? Peki geçmişi hatırlıyor mu daha öncesini? Bunu yapacağımız testlerden sonra göreceğiz. Şimdilik durum bu. Yakın geçmişi hatırlamıyor. Normale dönecek mi peki zamanla? %100 diyemem. Ama böyle vakalarda genellikle beklentimiz bu yönde olur. Bakın, Güneş Hanım'ın yaşaması bir mucize.